Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben Sevmeli Hoca 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 27. testteyiz arkadaşlarım ve 27. adımdayız. Nerede? 40 soru serisi problemler fasikülümüzde bu. Canım fasikülde sevgili arkadaşlarım birbirinden güzel 320 tane soru var ve biz bugün 209. sorumuzu çözüyoruz. Yani kampımızın sonuna doğru da emin adımlarla yaklaşıyoruz. Evet gençler 27. test dedik. 27. testte ben benim sana işaret etmem gereken sorular var. Şimdi o soruları söylüyorum. Kalemini ve e, defterini, kitabını eline aldıysan işaretlemeye başlayabilirsin. İlk olarak birinci soru. Sonra 3, sonra 5 ve sonra 7. 1, 3, 5, 7. Bir önceki testte 2, 4, 6, 8 demiştik. Çiftleri söylemiştik. Şimdi ise 27. testte 1, 3, 5, 7 diyoruz. Yani tek numaralı soruları söylüyoruz arkadaşlarım. 1, 3, 5 ve 7. sorular bizim için mühim. Sınavdan önce mutlaka çözmen gerekiyor. Bu kitaptan işaretle başucu kitabın olsun. Sınavdan önce mutlaka bu kitabı açıyorsun ve o çözdürdüğüm, o işaretlettirdiğim soruların çözümlerini tek başına yapmaya çalışıyorsun. Daha sonrasında ise kendini çözmeye çalışıyorsun. Eğer çözemezsen yine tekrardan çözümlere bakabilirsin. Mutlaka ama mutlaka sınavdan önce görmen gerekiyor bu soruları ve çözümleri. Tamam mı güzel kardeşim? Evet, abone olup eğer videoyu da beğenirsen beni de mutlu etmiş olursun. Hazırsan geçelim dersimize. Evet, şimdi ilk sorumuza gençler şöyle bir bakalım güzelce. Ercan diye bir arkadaşımız var. Bu dizüstü bilgisayarında çalışırken bataryanın ömrünü ve kalan kullanım süresini aşağıdaki gibi görmüş. Şimdi doluluk oranını %24 olarak görmüş. Kalan sürede 36 dakika diyor. Yani %24 doluluk oranına sahipken diyor ki 36 dakika sonra şarjın bitecek diyor sistem bize. Şimdi demek ki %24 olan şarj 36 dakika dayanabiliyor. Yani şarjın sayısının bir buçuk katı 36 yapıyor bak. Gördün mü? Demek ki bu kadar dayanabiliyormuş. Mesela yüzde bir şarjı kaldığında o halde bir buçuk dakika dayanabiliyor artık. Umarım anlaşıldı. Mı? Pekala. Diyor ki Ercan'ın dizüstü bilgisayarının bataryasının doluluğu sabit hızda azaldığına göre doluluk oranı yüzde on olduğunda saat kaçtır? Şimdi güzel kardeşim. Yüzde on olduğunda diyor ya Buradan buraya ne kadarlık bir şarj azalma durumu söz konusu? Yüzde on. Peki bunun bir buçuk katı kaç? Bunun bir buçuk katı sevgili arkadaşlarım 15'tir. Yani 15 dakika geçmiş olacak. Yani ne kadarlık bir şarjı kaldı artık onu düşünebilir miyiz? Mesela dört. de yani 21 dakikalık bir şarjı kalmıştır değil mi? Bak buradan da çıkıyor ortaya. Pekala 15 dakika geçe, geçeceğine göre ve saat %24 doluluk oranına sahipken saatimiz 19.20 ise 15 dakika sonra 19.35 olacaktır. Cevabımız da C seçeneğidir diyebiliriz. Tamı tamına bir MSÖ sorusu. Tamam mı kardeşim? Geçtim 2'ye. Aşağıdaki tabloda bir otogarda saat 7 ile saat 19'daki otobüs sayıları verilmiş. Saat 7'de otogarda 24 otobüs varken Saat 19'da otogarda 32 otobüs var. 8 artmış. Değil mi? Saat 7 ile 19 arasında bu otogardan ayrılan herhangi bir otobüs tekrar giriş yapmamış ve otogara giriş ve çıkış yapan toplam otobüs sayısı da 24 olmuştur. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Burada giren otobüs sayısı çıkan otobüs sayısından hop, 8 fazla olmalı. Şimdi o zaman ben giren otobüs sayısına A artı 8 diyeceğim. Otogardan çıkan otobüs sayısına da A diyeceğim. İşte bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 24'müş. 2A artı 8 eşittir 24 ise 2A burada 16'dır. A'nın 8 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Yani otogara giren 16 tane otobüs varken çıkan 8 taneymiş. Saat 7 ile 19 arasında Giriş yapan otobüs sayısı kaçtır diye sormuş. Giriş yapan 16 tanedir. Cevabımız da D şıkkıdır. Devam ediyorum 3. sorumla. Şimdi çok güzel bir soru iyi dinle. Yeterince büyük, açık bir alanın belirli bir noktasına bir modem konuluyormuş arkadaşlar. Bu modemin ağına aynı alanda bir bilgisayar bağlanıyor. Aşağıda bilgisayardaki internet çekim gücünü gösteren simge gösterilmiş. Aha işte simgemiz bu. Tamam. Bilgisayar modeme uzaklığı en az 80, en fazla 120 metreyken. Şimdi en az 80 diyorsa 80 küçük veya eşittir. Şöyle diyelim en fazla 120 diyorsa burası ve nasıl gösteriyormuş? Görünüm bu şekilde. En az 30, en fazla 79 metreyken diyor. En az 30'a eşit olabiliyor demek ki. Bir de 79'a eşit olabiliyor. Bu sefer de böyleymiş. Orta kalitede çekim gücü en az 1 metre. Yani 1 metre mesafemiz varsa ve maksimum 29 metre mesafemiz varsa da full çekiyor arkadaşlar. Tamam? Şimdi başlangıçtan modeme belirli bir mesafede bulunan bilgisayar ki biz o mesafeye x diyelim. Tamam mı? Modeme 18 metre yaklaşırsa şimdi x metre mesafede duruyordu. 18 metre yaklaşırsam bu mesafe x 18 olacaktır. İşte bu x 18 yaklaşırsa simgenin görünümü şu hale alıyor. Şimdi yaklaştırdım ya. Şimdi demek ki gençler x buralarda bir yerdeymiş. Yaklaştırdığım zaman şu aralığa düşüyormuş. Yani 29'dan küçük veya 29'a eşit oluyormuş. O halde 18'i diğer tarafa fırlatırsam x küçük veya eşittir 47 olacaktır. Şimdi bu cepte bir de gençler bu x metrelik mesafe 35 metre daha uzaklaştırılırsa hangi görünüm alıyormuş? en düşük görünümü. Şimdi demek ki x buralarda bir yerdeyken 35 metre uzaklaşınca aha buralara bir yere düşüyormuş. Yani o zaman x artı 35 büyük veya eşit 80 oluyormuş. 35'i karşı tarafa fırlatırsam x büyük veya eşittir 45 oluyormuş. Şimdi benim öyle bir x'im var ki 45'ten büyük veya eşit ve 47'den de küçük veya eşit. Şimdi bana diyor ki buna göre başlangıçta bilgisayarın modeme uzaklığının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. E burada hangi tam sayılar var? 45 var. 46 var. 47 var. Bunların toplamı 46'yı 3 ile çarpmak demektir. 3 kere 46 da bize 138'in ta kendisini verir. O halde doğru cevap da C seçeneğidir diyebilirim. Tamam mı? Devam. Fasikülümüzdeki 212. soru ve 27. testin 4. sorusu. Bir iş yerinde çalışan belirli sayıda işçi günlük belirli süre çalışarak bir işi T sürede bitirebiliyor. Bu iş yerinde işçi sayısı yarıya düşürülmüş. Günlük çalışma süresi 4 katına çıkarılmış. Yapılacak iş buraya dikkat gençler sizden çok ama çok özür dileyerekten burası 8 kat artırılmıştır yazıyor ya. Burada bir hata var. Yazım hatası. 3 kat artırılmıştır olacak arkadaşlarım burası. Sizden çok ama çok özür diliyorum. Ciddi anlamda özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Buna göre işi bitirme süresi T kaç katına çıkar? Bu tarz sorularda sana bir taktik vereceğim. Şimdi benim işi bitirme sürem T değil mi güzel kardeşim? İşçi sayısı yarıya düşerse o zaman işi bitirme süresi 2 katına çıkar. Tam tersi olur. Çarpı 2. Günlük çalışma süresi 4 katına çıkarsa daha fazla çalıştığımız için bu süre 4 katına düşer. Ve yapılacak iş 3 kat artırılmıştır diyor. Bak 3 katına çıkmıştır demiyor. Eğer ben 5'i 3 katı artırırsam 20 olur. Yani 15 kadar artırırsam. Dolayısıyla ben Yapılacak işi 3 kat arttırırsam iş 4 katına çıkacaktır. Doğru mu? Çarpı 4 diyeceğim. E şimdi t ne kadar değişti? Bak 4'ler giderse 2 katına çıktı. İşi bitirme süresi t kaç katına çıkar demişti. Cevabımız 2 olacaktı. Tekrardan hakkınızı helal edin diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonuç olarak eğer ben video çözümünü yapmadan önce siz bu soruyla uğraştıysanız eğer. Bayağı bir uğraşmışsınız demektir. Yani... Sonuç olarak soru yanlış yazılmış ve şıklarda cevabı bulamıyorsun. Belki de öğretmenine falan sordun, vakit kaybettin, başka teste geçecektim, bu soruyla uğraştığın için yapamadın falan. Kusura bakma diyorum, tamam mı? Özür dilerim. Evet, devam edelim beşinci örneğimizde. Şekilde A noktasından mükemmel bir soru iyi dinle. Şekilde A noktasından ok yönünde saat 12'de sabit hızla harekete başlayan Nedim'in B noktasına olan uzaklığını gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Şimdi B noktasına başlangıçta olan uzaklığı 1200 metre ise demek ki şu kısım 1200 metre olacakmış. Ve yarım saat sonra da bu 1200 metrelik mesafeyi eriyip bitiriyor. Eritip bitiriyor. Yani B noktasına saat 12.30'da geliyor. Yani 30 dakikada o halde 1200 metre yol alıyor. Tamam bu bir. Şimdi diyor ki Nedim'in saat 12.10'da C noktasına olan uzaklığı 2800 metredir. Şimdi 12.10'da saat 12 onda 12'de yola çıkmıştı ya 10 dakika mesafe kat etmiş. 30 dakikada 1200 ise yani 40 katıysa onun bunun 40 katı ne 400 metre. Şimdi saat 12 10 geçe 12 10 geçe demek ki şuralarda bir yerde 12 onda buralarda bir yerde ve şurası 400 metre. O halde şurası kaç metredir? Tabii ki 800 metredir. Şimdi tam olarak şuradayken C noktasına olan uzaklığı da 2.800 metreymiş arkadaşlarım bak burada. E, 2.800 ise demek ki burası kaç metreymiş? 2.000 metre imiş. Pekala. Şimdi devam. Buna göre saat 12.45'te Nedim'in A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığından kaç metre fazladır diye soruluyor. Şimdi saat 12.30'da burada değil mi? Şöyle. E, demek ki bundan 15 dakika sonra. Biz ne demiştik? 40 katı kadar. 15 dakika sonrası 12.30'dan 15 dakika sonrası bize 12.45'i verir. Ve 15 dakikada 600 metre yol alacaktır. 40 katı kadar demiştik. O halde arkadaşlarım şurası kaç metreymiş? 600 metre. O halde tam olarak buradayken C noktasına olan uzaklığı 1400 olacaktır. 1400 ve yine tam olarak buradayken A noktasına olan uzaklığı 1200 artı 600'den 1800 metre olacaktır. Peki 1800 metre 1400'den ne kadar fazladır diye sorulmuştu. O halde doğru cevabımız da C şıkkı olur diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve devam 6. soru. Bir kıyafet mağazasında tüm gömleklere etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılmış. Mağaza sahibi satışları artırmak için iki gömlek alan müşterilerine ucuz olan için indirimli fiyat üzerinden %15 indirim daha uygulamış. Şimdi dur bir dakika. Birbirinden farklı fiyatta gömlekler var demek ki. Mesela bir tanesi 100A kadar, öteki de 100B kadar. Eğer ki burada A B'den büyükse pahalı olan gömlek soldaki fiyatı 100A, ucuz olan gömlek sağdaki fiyatı 100B. Şimdi bunlara %20 indirim yapıldığı için bu 80A'ya düşmüştür. E buna da %20 indirim yapılmıştı. Bu da 80B'ye düşmüştür. Ve unutma ucuz olan hala bu. Şimdi diyor ki bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmış. Dur şimdi iki tane gömlek almış. Biz ucuz olana ekstradan %15 daha indirim alacaktık değil mi? Peki 80'in %15'i kaç? 8 kere e, 80'in %15'i e, ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 kere 1.5 12. Yani 12 lira daha düşeceğiz, 12 b daha düşeceğiz. O zaman buranın fiyatı 68 b olacak. Şimdi eşit miktarda indirim uygulanmıştır diyor bak. Eşit miktarda indirim yapmış mağaza Buraya ne kadar indirim yaptı toplamda 32 b kadar. Buraya ne kadar yapmıştı? 20 a kadar. Demek ki bu 20 a ile 32 b birbirine eşit. Her iki tarafı 4'e bölecek olursanız 5 a eşittir 8 b yapar. O halde ben burada a'yı 8 m ve b'yi de 5M seçebilirim. Böylelikle, böylelikle bunun indirimli fiyatı 80A idi ya. A neydi? 8M. 80 kere 8M 640M yapacaktır. Buraya geldim. Bunun fiyatı 68B idi ve B 5M idi. 5 ile çarparsak 540 de bakayım. 5 ile çarparsam 340M olacaktır. 340M olacaktır. Şimdi bana diyor ki bu müşteri kasaya toplam 245 TL ödediğine göre ucuz görmeyin indirimsiz fiyatı ne kadardır? Şimdi toplam ne kadar ödemişti? 245. Yani 640 M ile 340 M'nin toplamı toplarsanız 980 M gelecektir. Bu 245'e eşitmiş. Şimdi dikkat edin. 245'in 4 katıdır 980. Dolayısıyla M eşittir 1 bölü 4 diyebilirim. Şimdi M 1 bölü 4'müş. Benden istediği şey neydi? Ucuz gömleğin indirimsiz fiyatı. Yani 100B'yi soruyor bana. E şimdi B neydi hocam? 5M değil miydi? Yerine yazarsam demek ki bu gömleğin fiyatı 500M. E ben M'yi kaç buldum? 1 bölü 4. O halde 500 çarpı 1 bölü 4 bize cevabı verir. Bu da 125 TL'nin ta kendisidir arkadaşlar. O halde doğru cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. Evet fasikülümüzün 215. sorusu 27. testin 7. sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir öğrencinin çözdüğü soru sayısının bir önceki güne göre yüzde değişimi verilmiş. Bak buraya dikkat. Örnek olarak da bize demiş ki, örneğin bu öğrenci pazartesi günü yani şurada pazar gününe göre yüzde yirmi daha fazla soru çözerken, e, çarşamba günü salı gününe göre yüzde %50 daha az çözmüş bak daha az olanı negatif bölgede gösteriyor fazla olanları demek ki pozitif bölgede gösteriyor hmm, tamam anladık bu öğrencinin salı günü çözdüğü soru sayısı perşembe günü çözdüğü soru sayısından 270 fazla. Bak güzel kardeşim. Şöyle başlayacağız olaya. Pazar günü bu çocuk 100k tane soru çözmüş olsun. Tamam. Pazartesi günü %20 daha fazla çözdüğüne göre pazartesi günü 120k kadar çözmüştür. Salı günü de pazartesiden %50 daha fazla çözmüş. 120'nin %50'si 60 olduğu için demek ki salı günü de 180k kadar çözmüştür. Çarşamba günü bu 180K'nın yarısı kadar daha az çözmüş. E bunun yarısı 90K'ydı. Demek ki burada da 90K kadar çözmüştür. Perşembe günü bunun %40'ı daha fazlası. E 4 kere 9 36 olduğu için demek ki burada 90 artı 36'dan 126K kadar soru çözmüştür. Cuma günü ise %10 eksik çözmüş. Yani 126'nın %90'ı kadar çözmüş. O halde Cuma günü çözdüğüne ben 126K çarpı 9 bölü 10 diyeceğim. Tamam bu kadar çözmüş. %90'ı kadar. Pekala ne demişti bize? Salı günü çözdüğü soru sayısı yani şu 180k. Perşembe günü çözdüğünden yani 126k'dan ne kadar fazlaymış? 270. O halde ben bundan bunu çıkarırım. 180k'dan 126k'yı çıkarırsam eğer benim elimde 54k kalır. Ve bu 54k sevgili arkadaşlarım 270'e eşitmiş. O zaman k kaçtır? Tabii ki 5'tir. K'yı 5 bulduk. Peki, cuma günü çözdüğü soru sayısı Pazar günü çözdüğü soru sayından kaç fazladır? Pazar günü 100 kaydı zaten. E doğal olarak K gördüğüm yere 5 yazarsam pazar günü 500 soru çözdüğünü söyleyebilirim. Ekstradan cuma günü çözdüğüne bakalım. 126 çarpı K'yı 5 bulmuştum çarpı 9 bölü 10. Bak 5 ile onu sadeleştirdim. 2. 2 ile 126'yı sadeleştirdim. 63. 63 kere 9. 60 kere 9 540 yapar. 3 kere 9 da 27 yapar. 567'yi verir. Şimdi 567 500'den kaç fazladır diye sorulmuş. E tabii ki cevabımız 67 olacak. Yani cevabımız E şıkkıydı sevgili gençler. Ve artık bu videonun ve bu testin son sorusundayız arkadaşlar. Aşağıda üzerlerinde numaraları yazılı 5 tane kumbara verilmiş. Bak tam bir kurnazlık sorusu iyi dinle. Berke ile Ceren bu 5 kumbarayı aşağıdaki kurala göre 900 lira parayı paylaştırıyor. Berke'nin nasıl paylaştırdığına bakıyoruz. Berke bu kumbaralara üzerinde yazan sayılarla doğru orantılı olacak şekilde para atıyor. Ceren de bu kumbaralara 4 tanesine üzerinde yazan sayılarla doğru bir tanesine de ters orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Ve ne hikmetse Berke ile Ceren her kumbaraya eşit miktarda para atıyor. Ceren hangi numaralı kumbaraya numarasıyla ters orantılı olacak şekilde para atmıştır diye soruyor. Çok basit düşüneceğiz. Şimdi mesela bu basit düşünme olayını ben size uzun uzun anlatacağım. Ama siz artık bundan sonra daha basit düşüneceksiniz. Şimdi Berke K, 2K, 3K, 4K ve 5K biçimde atıyor. Şimdi Ceren de bu şekilde atıyor. Yani Ceren 4 tanesine numaralarıyla doğru orantılı olacak şekilde para atarken bir tanesine ters orantılı olacak şekilde atıyor ya. Bak o nasıl olur biliyor musun? 2K, 3K, 4K 5K ve işte buraya da geldik 1 bölü K kadar atar. Yani aslına bakarsan yine K kadar atmış olacak. 1 ile ters orantılıyla 1 doğru orantılı aynı şeydir. Yani bir sayı 1 orantılıysa 1K'dır. 1 ters orantılıysa gene 1K'dır. Tamam. Dolayısıyla hem ters hem de düz doğru orantılı. Yani düz orantı diye bir şey yok. Hem ters orantılı hem de doğru orantılı olarak atılan kumbara 1 numaralıdır. Yani cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet burada ee, şöyle PDF'imize uzaktan bir bakacak olursak hangi soruları söylemiştim ben size? 7 numaralı soru bak tam anlamıyla bir TYT sorusudur. Tamam mı? Tam anlamıyla bir TYT sorusu. 5 numaralı soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur. 5 numara. Devam ediyorum. 3 numaralı soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur bir numaralı soru tam anlamıyla bir MSÜ sorusudur sevgili gençler. Aklınıza bulunsun. Bir önceki e, testimizde 2, 4, 6, 8 numaralı sorular demiştik. Burada da 1, 3, 5, 7 numaralı sorular. Artık sonraki testimize doğru geçeceğiz. Sonraki testimiz artık 28. test ve orada da birbirinden mükemmel. Hatta bir tane de sanırım zor bir soru vardı diye hatırlıyorum. Birbirinden mükemmel sorular var. O soruları da mutlaka kaçırmaman tavsiye olur. Evet gençler. Her şey bitiyor artık bu kitapta. Bitecek tabii her şey bir sonu var arkadaşlar bu hayatta. Ömrümüzün bile bir sonu var. Her şey bitiyor. Bu kitapta bitecek. Bu sorumuzu da bu testimizde çözdükten sonra artık geriye kaç tane kalmış oluyor? 13 tane testimiz kalmış oluyor değil mi? 13 tane test. Yani 13 gün 2 hafta sonra her şey bitmiş olacak. Şimdi hocam bu kanalda başka neler olacak diye soracak olursan da bazı öğrencilerimiz bazı konulara hakim ama bazı şeyleri de bilmiyorlar. 40 soruda AYT'yi yazıyorum şu an ben. Tamam mı? 40 soru serisi AYT matematik kitabını yazıyorum. Ve bir yandan da 40 soru serisi geometriyi yazıyoruz arkadaşlarım. Bu iki kitabı da aynı anda çıkarmaya çalıştığımız için tabi biraz bizi yavaşlatıyor. Ama çıkacak yani sıkıntı yok geç kalmayacaksınız hiçbir şekilde ve çok seveceğiniz bir kitap olacak. Gerçekten böyle keşke bütün kitaplar böyle olsa dediğiniz kitaplardan olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. 28. teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.